İşte duygulandırın. Yani biz kontur beklemiyoruz ki. Şimdi tabii. Kontur gönderenlerin ne istediği gibi konuşmuyoruz. Biz gördüğümüz doğruyu, geçmişteki asıl gerçekleri konuşuyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Şimdi sevgili Ramazan, sevgili Tahir. Pehlivanların imkanları, şartları iyileştiği gibi. Seyircinin imkanları, şartları, konforu da iyileşti. Birçok kanal canlı yayında veriyor. Evet. Sosyal medyada veriyor, YouTube'da veriyor. Yani istediğin beğendiğini izle. Değil mi? Evet. Ve bir de şunu söyleyeceğim. Beğenmese kanaldan ayrılır zaten. Dikkatini çekiyor. Takip ediyor, evet. Beğeniyor. Eleştirse bile beğeniyor ki daha iyisi olmadığı için sistem edip bize yazıyor. Evet. Ama demek ki gerçekten baktığın zaman bizi seviyor o abimiz. Bence de. Sevmese mesaj bile atma gereksiminde bulunmaz. Tamam, evet. Sevdiği yine, için dokunuyor. Biz yine Ankara'ya selamlarımızı evet. gönderelim. Emekli öğretmen Abdüluzun. Birlikte çalıştık. Evet. Tahir'e de özellikle selam söyle diyor. Aleykümselam. Allah razı olsun. Canlı yayında da göster diyor. Gösteriyorum sana. Evet evet görüyorum. Abdüluzun iyi bir arkadaşımız. Emekli öğretmen. Güreşsever Aynur Kayatepe demiş ki pehlivanları daha önceden salamazlar mı? Bu kadar uzamaması için demiş. Artık tabii sezonun son güreşi. Bunlar kurultaylarda tartışacaktır. Tahir abi, Ali Hocam diyor ki bir yıl boyunca Kanal V olarak Türk geleneği olan yağlı güreşleri bir de dolu dolu izleten yönetici çekim yapanlara, Ramazan Toksüz'e, İsmail Yılmaz'a, Tahir Borucu'ya, Hüseyin Çetin'e çok teşekkür ederek Allah sağlık verirse gelecek yıldan görüşmek dileğiyle memnuniyetimi bildiririm. Emekli öğretmen Ali Yılmaz. Karataşlı. Bakın biz olumlu hepsini okuyoruz. Saygı duyuyoruz. Köyümüzün ormancısı rahmetli Kadir amcanın oğlu Ali Yılmaz hocamız bizim takipçimiz mesajlarıyla, eleştirilerle bizleri yönlendirir sağ olsun. Ramazan kardeşim, babamla beraber gözümüz kulağımız sizde. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın sunumlarıyla iyi bir güreş sezonu geçti. Elinize, emeğinize sağlık. İnşallah seneye görüşmek dileğiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu günler temenni ediyorum. Gelecek yıl hakemlerin de düzgün kararlar verdiği bir sezon bekliyoruz demiş. Değerli Birol Çivik abimize ve babası Durmuş Çivik'e çok selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Ki biz Akçapınar Köyü'nden eski muhtar ve Gebi Sulama Birliği Başkanı Muhammed Toy amcamız bizi izliyor. İyi yayınlar demiş Ramazan. Buyurun bakalım. Güreşe gömülelim şimdi. Hadi bakalım. Mehmet Yeşil Yeşil. Ali İhsan Batmaz. Evet. Tahir abi. Artısı, eksisi, olumlusu, olumsuzu. Değerlendirin. Sonra İsmail abi sizler. Valla ikisi de kuvvetli pehlivan. Mehmet Yeşil'in tecrübesi tabi tartışılmaz. Yani iki kez Kırkpınar kemerini kuşanmak üst üste. Finalleri var, üçüncülükleri var. Alt boylar zaten minikten başlıyor Yeşil'in kariyeri. Evet. Ali İhsan Batmaz yağlı güreşe biraz geç başlamış. Minder güreş kariyeri yok. Yeşil'in minder güreş kariyeri de var. Gençlerde Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü var. Turnuvalarda dereceleri var. Ali İhsan Batmaz tamamen natürel yağlı güreş sporcusu. 151 Mehmet Yeşil diyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Tahir abi. Ben de Mehmet Yeşil Yeşil'in tecrübesiyle kazanacağını düşünüyorum. Evet. Tabii. Ama ilk dakikalarda bir 10 dakika birbirini tartmayla tabii. geçecektir. İşte o dengelenme süreci. Ali İhsan Batmaz. Korkut Ali Belediye adına güreş yapıyor sevgili seyirciler. Mehmet Yeşil içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kadrosu. Ankara'dan avukat Hüseyin Duygulu favorim Yeşil demiş. Final müsabakasını yöneten de Elmalı'dan
Özcan Özdemir. Evet. Meydan baş hakemi Özcan Özdemir. Rahmetli Keçe dayının oğlu. Mesela o dalış o şekilde olmaması lazım. Olmaz. Değil mi Ali Sam Batmaz'ın? Yani o dalış kendine enerji harcatıyor. Aynen öyle. Yani bir sporcu doluya yapması lazım yaptığı hamleyi. Tabii. Şimdi çok kuvvetli Ali Sam Batmaz daha mantıklı güreşli zaman rakipleri için daha tehlikeli daha olur tehlikeli. Değil mi? Mesela yeşil güzel dalar bak. Tam zamanında böyle dalar yani. Yeşil boş asla dalmaz. Evet. Dalmaz. Sonuç odaklı dalan bir tecrübe bu demek yani. Sağlama dalar. Boşuna enerji harcamayan adam. Dengeli güreşen adam. Bu tecrübe abidesi. Kesinlikle. Tecrübe çok önemli ama mesela futbolda da öyle ya. Çok tecrübeli olup da kafası basmayan da var. Mesela Sergen Yalçın'a diyorlar işte en iyisi kim diyor şu an günümüzde? Messi diyor. Niye Messi? Çünkü adam 8-10 hamle sonrasını düşünüyor. Evet, kombinasyon. Amaç diyor, top vermek, pas vermek, doğru yere vermek değil diyor. 8-10 hamlesini düşünmek. O zaman bu yağlı güreşlere böyle. Yani akıl değil mi? Tabii. Kuru kuruya böyle saldır, şube et değil yani mesele. Sadece spor değil. Sporun içinde matematik var, satranç var, hamleler var. Yani teknik, taktik, zamanlama. Yani hani bir maraton koşusunu düşün. Mutlaka maratonda da belli kilometrelerde yapacağın şeyler vardır ama bir yağlı güreş gibi değil. Ya bu sporda başarılı olmak için çok şey lazım. Hayatın hesabını tabii. En iyi yani hiç tabii. Matematik dersi sıfır olan insan bile matematiği biliyordur ki hayatta kalıyordur. Tabii aynen. Tabii. Ama bu televizyonla bu belediyelerle yağlı güreşin gelenekten kopmadan belki devrim kararlar da alınmanın zamanı geldi mi bilmiyorum İsmail abi. Yani bazen öyle durağan bir güreş oluyor. Tamam gelenek de o zaman niye 83'te puanlama oldu? İsmail abi buyurun. Yani işte kurultaylar bunun için var. Kurultaylar bu tartışılsın aksayan yönlere müdahale edilsin diye var. Artık İbrahim Türkiş Başkan bu işi seviyor. Yani bir şeyler doğru yapılsın diye uğraşıyor, emek veriyor. Kurultaylarda tartışılabilir. Özüne dokunmamak lazım yalnız. Ben sürenin evet. Kısaltılmasını doğru bulmadım yani. 30 dakika değil, bu 45 dakika olması lazım. İsmail Hocam, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama ataspor yağlı güreş. Evet. Yani bu bizim geleneğimiz. Atalarımızdan beri geleneğimiz. Biz atalarımızın bize bıraktığı mirası, kuralı, sporu fazla dokunursak orijinalliğinden çıkar, kendi zevkimize göre bir zedelenir. Spor yaratmış tabii. Oluruz. Ana noktalarına dokunmamak gerekiyor. Seyircisi azalır, altyapısı azalır o durumlarda. Ama bu kültür yine yürür. Evet. Zayıflar yürür, gideceği yere yine gider. Bu federasyon yönetiminde başkanımız, federasyon başkanımızı tebrik ediyorum. Evet. Benim güreş hayatımda da olsun, şu güreşi bıraktıktan sonraki dönemde olsun, benim gördüğüm en çalışkan, en özverili, aynen. En vefakar yağlı güreş federasyon başkanı Sayın Türküş Başkan. Aynen. İbrahim Türküş. İbrahim Türküş yani Başkan. Yani herkesin telefonuna cevap vermeye çalışan bir federasyon başkanı. Cevap vermesinden daha ziyade yaptığı işler çok önemli. Evet. Cevap vermeyebilir de telefonumuzla bizim. Ama baktığımız zaman kendi evini geçindirmek için çalışan bir baba gibi güreş camiasına kazandırmak için uğraşan bir federasyon başkanı zaman görüyoruz. Zaman harcıyor. Kendisini bu konuda çok
Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Benim güreşten bir kazancım yok, beklentim de yok. Eski bir güreşçi olarak benim yaşadığım zorlukları yeni nesil güreşlerine yaşatmıyor. Yaşatmamak için elinden geleni yapan bir başkan olduğu için kendisine Allah razı olsun. Ama yönetim olarak da, yani başkanımızı ayırıyorum bir. Yönetim olarak da bunun güreş yönetimi, hakemi, yağcısı, davulcusu, cazgırı, ta ki federasyonun basın kurulu başkanı veya en alttaki çalışanı ne kadar, nasıl teknikler yağlı güreş yenileniyorsa bunların yeni nesili, geçmiş nesili çok iyi bilen, zamanında bu işi yapmış, tabii, icra etmiş, yeni nesili de eksiğiyle, yenilik kazandırmasıyla, fikriyle yenilik kazanmasını, daha iyi olmasını bilen adamların yerleştirilmesi gerekleri. Yani taraftarıyım. Şekilsel olmaması lazım. Katılıyorum. Federasyonun bir sürü kurulu var. Yani göstermelik olmaması lazım. Bir şeyler üretmeler lazım. Evet. Geleceğe taşıyacak projeler yapmalar lazım. Yalnız Ataspor geleneği bozmamak lazım dedi Tahir abi. Güzel. Yalnız ihtiyaçlara da cevap vermek lazım. Şöyle cevap vermek lazım. Bozmayalım. Peki neden puanlama çıktı? Güreşçi sayısı çoğaldığı için. Tamam. Sonuca ulaşamadığımız için. Ama çıkıyor. Bu vakitlere kaldık. Daha güreş yani devam ettiği için puanlama çıktı. Çok güzel. Şimdi geçmişte birçok da yoktu. Şöyle yoktu ama. 80'in yılında başladı. Birçok güreş pazartesiye kaldı. Tamam. Yenişme olmadığı için. Yani sayı arttıkça da güreşlerin bitmesi zorlaşınca ister istemez böyle bir. Güzel. Ama 1970 yılların başından beri puanlama güreşi tartışılıyor. Tamam. Ama eskiden yoktu. Bir şekilde 83'te geldi. Tamam. Evet. Boş dolu torba da geçmişte vardı. Ama yanlış denildi. Sonra 2010'larda mı 2009'da bir daha geldi. Gelenek de var diye. Sonra tutmadı. Yani geleneği alalım ama. Şöyle. Tabii katılıyorum demek istediğini. Yani liyakatlı insanlar iş başında olursa, işte adamda liyakat yok, gelmiş yetki makamına bu olacak diyor. Şimdi yani tartışılmadan, iyi yanları kötü yanları tartışılmadan getirsen olmuyor işte. Şunu diyorum, her geçmişte varsa var olanı da getirmek de. Ama ben yine Tahir abi şunu düşünüyorum, şu kalabalıkta, şu belediyede şu güreş sayısının fazla olduğu bir zamanda geleneği bozmadan güreş hızlanıp erken sonuçlanması sağlanmazsa kalite düşüyor, iddialı karşılaşmaların sayısı düşüyor. Evet, evet. Yani bir adama bir buçuk saat güreştirirsen bu çok güzel güreş olduğu anlamına gelmiyor. Onu en iyi yapan, bu işin içinden gelen ve sahaya saldığı hakemleri özgür bırakacak. Hakemin sahadaki hakem özgür olacak. Verdiği kararın arkasında olması için kuleye bakmayacak. O kadar, çünkü kuleye bakmaması için hakeme özgüven, güveniyor musun hakeme? Salacaksın, dediği karar doğrudur. Katılıyorum. Hakemin hem özgür olsun hem de ahlaklı olsun. Ay tabii ki. Mehmet Yeşil yeşil kazanıyor, evet, gibi. Mehmet Yeşil baş belan oldu bugün. Evet. Rakibinin galip gelerek. İç sarmadan rakibini sırt aşağı yeniyor. Mehmet Yeşil yeşil. Bir kez daha tekrarını ekrana getirelim. Yönetmenin bir röportaj yapacağız. Hazırlığımızı yapalım. Bakın az önce bize mesaj gönderen Ankara'dan Tecati Bey. Paça tekrar ekrana geliyor. Evet, paçasından alarak. Üstüne çoğaltmış oradan. Ters sarmadan. Ters sarmadan değil mi? Güzel. Evet. Çok güzel mesaj. Ramazan Bey, güreşi seviyorum. Sizleri de seviyorum. Amacım bağcıyı dövmek değil. Elbette yılların tecrübesi var sizlerde. Saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum. Biz de Ankara'ya Tecati Taşyür'e kucak dolusu selamlar, evet, gönderiyoruz. Evet, selam olsun. Finike'den Nazmi Pehlivan'ı bırakıyorum. Ben röportaja gidiyorum. Ben mesaj okuyorum. Finike'den Nazmi Pehlivan'ın damadı Faruk Yılmaz ve eşi Nilgün Yılmaz bizi izliyor. İyi yayınlar diliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bakanlık yetkisi Gökdeniz Çınkır, Mehmet Yeşil hayırlı olsun baş pehlivanlık demiş. Evet, ben de Mehmet Yeşil Yeşil'e kendi sağlığı, evet, seyircilerinde. Ben de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.
Allah gönlüne göre versin. Evet.